Bir sonraki tabloda ANOVA sonuçları var. ANOVA sonuçlarını nasıl yorumlayacağımızı biliyoruz zaten. Her iki model için de F testi istatistiksel açıdan anlamlı sonuç vermiş. Yani her iki model de en iyi tahmin olarak ortalamaları kullanmaktan daha iyi sonuç veriyor anlamına. Modelleri tekrar hatırlamak gerekirse biri sadece reklam bütçesiyle satışlar arasında, diğeri ise reklam bütçesine ilaveten radyoda çalınma sıklığı ve grubun cazibesiyle birlikte değerlendirmeyi içeriyordu. Bu ekranda ise model parametrelerini görüyoruz. Yani daha önce basit doğrusal regresyon modelinde gördüğümüz ve kestirim yapmaya, tahmin yapmaya yarayacak regresyon formüllerinin oluşturulması için kullanılan verileri görüyoruz. Ama tabii bu modele bakarak çok daha ayrıntılı bir takım karşılaştırmalar da yapmak mümkün. Örneğin ilk modelde, yani sadece reklam bütçesiyle albüm satışları arasındaki ilişkiye bakılan modelde, ki bu tek başına alındığında yorumlama açısından basit doğrusal regresyondan çok farklı değil. İlk modelde 1000 birimlik bir reklam harcamasıyla fazladan 96 albüm satılacağı tahmin ediliyor. Burada görebilirsiniz bunu. Reklam harcamasının albüm satışlarını sadece 3'te 1'ini açıkladığını hatırlayın. Çünkü %33,5'unu açıklıyordu. Böyle bir, en azından bir standart sat arttığında ne kadar artar gibi bazı ilişkiler kurabiliriz. Bu model 1 ile ilgili olarak elde ettiğimiz regresyon formülü ise albüm satışları eşittir, sabit değer 134, 0,096 çarpı reklam bütçesi biçiminde özetlenebilir. Yani buradan giderek reklam bütçesinin ne olduğuna bakarak o albümden nasıl bir satış beklenmesi gerektiği konusunda bir tahmin yapılabilir. İkinci modelde ise regresyon formülünün içerisinde 3 tane tahmin değişkeni, bağımsız değişken var. Dolayısıyla burada sabit değer -26, reklam bütçesi 0,085, radyoda çalınma 3 ve grup cazibesi 11 biçiminde gerçekleşmiş. Dolayısıyla bunu regresyon formülüne aktarırken de sabit değer artı 0,08 çarpı reklam bütçesi artı 3,37 çarpı radyoda çalınma sayısı artı 11,09 çarpı grubun çekiciliği biçiminde formüle yansıtabiliriz. Model parametrelerini yorumlamaya devam edecek olursak, B değerleri albüm satışlarıyla her tahmin değişkeni arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Bu ilişki pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Yani örneğin ilk modelde reklam bütçesi arttıkça albüm satışları da artıyor. Aynı şey radyoda çalınma sayısı için de geçerli. Aynı şey grubun çekiciliği için de geçerli. Dahası bu değerler, yani B değerleri bize tüm değerleri, diğer tahmin değerlerinin etkisi sabit tutulduğunda her tahmin değişkeninin bağımlı değişkeni ne derece etkilediğini de gösteriyor. Yani örneğin reklam bütçesi 0,08, radyoda çalınma sayısı 3,36, grubun çekiciliği 11,0 biçiminde bu etkiyi de gösteriyor. B değerleri önemli ama standartlaştırılmış B değerlerini yorumlamak daha kolay, standartlaştırılmamış olanlara göre. Standart B değerleri tahmin değişkenindeki bir standart sapma değişikliğin, bunu görmek için miktarını tanımlayıcı istatistik tablosuna bakabilirsiniz, bağımlı değişkende ne kadar değişiklik yaratacağını söylüyor. Bakın, bir standart sapma, yani normal dağılımdaki standart sapma ölçüsünü düşünün. Örneğin reklam bütçesiyle radyoda çalınma sayısı hemen hemen aynı etkiyi veriyor. Örneğin reklam bütçesi bir standart sapma arttırılırsa,
o rakam her neyse artık, yani 485 birim. Albüm satışları 0.511 standart sapma artacak demektir. Albüm satışlarının standart sapması 80.69 olduğuna göre bunun 0.511'i 41 albüme karşılık geliyor. Demek ki reklam bütçesini bir standart sapma miktarı kadar artırırsanız bu fazladan 41 albüm satışı anlamına gelecek. Bu yorum tabii ki sadece radyoda çalınma sayısı ve grubun çekiciliği sabit tutulduğunda geçerli bir yorum. İyi bir modelin %95 güven aralıklarının da küçük olması lazım. Dikkat ederseniz reklam bütçesi sıfırlı bir değer, radyoda çalınma sayısı üçlü bir değer, cazibe ise 11'di sanıyorum ki. Dolayısıyla bu güven aralıklarını da bu şekilde yorumlamak gerekiyor. Korelasyonlara bakalım. Model 1 ve Model 2 için verilen kısmi korelasyonlar gene burada basit Pearson korelasyon katsayıları. Bunların neler olduğunu burada görüyoruz. Örneğin reklam bütçesiyle albüm satışları için bu 0.578'di. Diğer ikinci modelde de reklam bütçesi için ve radyoda çalınma sıklığı için 0.6'ya yakın ama grubun cazibesi için 0.3 civarındaydı. Kısmi korelasyonlar bize diğer iki değişkenin etkilerini kontrol ederek her tahmin değişkeni ile bağımlı değişken arasındaki ilişkinin ne kadar güçlü ya da zayıf olduğunu gösteriyor. Tabii sabit tutarak diğer bağımsız değişkenleri sabit tutarak bağımlı değişken üzerindeki etkiyi görmek iyi ama aynı zamanda bağımsız değişkenlerin kendi aralarında bazı etkileşimleri de var, korelasyonları da var. Burada varyans enflasyon faktörü denilen bir faktöre bakarak bizim bir takım sonuçlara varmamız mümkün. Eğer varyans enflasyon faktörü onun altında ve tolerans istatistikleri 0.2'nin üstünde ise o zaman verilerle ilgili bir sorun yok biçiminde yorumlanıyor. Burada varyans enflasyon faktörü 1 civarında ki ondan çok çok düşük. Aynı şekilde hoşgörü istatistiği de 0.2'nin çok çok üzerinde. Bunun anlamı şu, tahmin değişkenleri yani bağımsız değişkenler arasında mükemmel doğrusal ilişkiler yok. Yani örneğin grubun cazibesi ile reklam bütçesi aynı şekilde değişmiyor, aynı şeye işaret etmiyor. Çünkü öyle olsaydı o zaman ikisi aynı şeyi ölçüyor diyecektik. Nitekim bir sonraki slaytımızda da bunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi şuradaki 0.96, 0.93, 0.92 her biri ayrı etki yapıyor biçiminde yorumlanması gerekiyor. Özellikle ikinci model için bu geçerli. Çünkü zaten birinci model için bir tane bağımsız değişken olduğu için tahmin değişkeni böyle bir şey söz konusu değil. Daha da açık belki ne anlama geldiğini söylemek gerekirse bağımsız değişkenlerin kendi aralarında doğrusal ilişki olmaması demek reklam bütçesi arttırıldığında satılan ekstra albümlerin örneğin radyoda çalınma sıklığını arttırarak sağlananlarla aynı olmadığını gösteriyor. Bir başka deyişle radyoda çalınma sıklığını arttırdığınız zaman farklı kişilere albüm satıyorsunuz. Grubun cazibe katsayısı yüksek olduğunda
farklı kişilere albüm satıyorsunuz anlamına geliyor bu. Şimdi seçimimizi yaparken bu tür iyi modellerde ortalamadan sapmaların da, normal dağılımdan sapmaların da normal dağılmış olması gerekir demiştik. Bu tabloda ortalamadan artı eksi 2 standart sapma dışarıda olan değerler verilmiş durumda. Ve kaç albüm vardı burada? 200 civarında mıydı? 200 civarında albüm vardı. Bu 200 albümden sadece 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tanesi 2 standart sapma üstünde ya da altında değerler üretmiş. Şuradaki standard residual denilen artık değerler. Gördüğünüz gibi 12 tanesi 200'de 12. Bu açıdan bakıldığında bizim sınırlarımız içerisinde. Ve bu 12 tanenin sadece bir tanesi 3 standart sapma uzağında ortalamanın. Diğerleri hepsi 2 standart sapma uzağında. Dolayısıyla da %90 böyle bir örneklemde ölçümlerin %95'in modelin tahmin ettiği değerle gözlenen değer arasındaki farkı, yani artık dediğimiz şey, ortalamanın en çok 2 standart sapma uzağında. Bu örneklemde 212 olduğuna göre artı 2 standart sapmadan daha büyük, yani %6'ya karşılık geliyor. %5'ten 1 puan daha yüksek. Dolayısıyla demek ki normalin dışında, normal dağılımın dışındaki değerler de bizim öngördüğümüz sınıra çok yakın. Aslında bu residual diye adlandırılan artıkların normal dağılıma uygunluğunu da şu soldaki dağılımda görebilirsiniz. Dikkat ederseniz burada çan eğrisine yakın bir dağılım söz konusu. Aynı şekilde PP diye adlandırılan grafikte de bu dağılımı görebilirsiniz. Yani veriler normal dağılıma uygun, normal dağılmayanların da dağılımı yine normal dağılıma uygun. Yani iki standart sapma ya da altında üstünde olanların dağılımı. Kısmi regresyon istatistiklerinde 3 bağımsız değişkenin albüm satışlarına etkisini daha önce gördüğümüz saçılım grafikleri örneklerindeki gibi görebilirsiniz. Bakın, ilk sol üstte reklam bütçesiyle albüm satışları arasındaki ilişkiye bakıyoruz. Dolayısıyla burada pozitif doğrusal bir ilişki olduğu görülüyor. Aynı şekilde radyoda çalınma sıklığında da gene böyle bir ilişki var. Ama en alttaki grup cazibesiyle albüm satışları arasındaki ilişki ise çok daha belirsiz. Yani diğerleri kadar en azından yönlü bir korelasyon değil gibi kolayca görülebilir burada. Peki çoklu regresyon sonuçlarını nasıl rapor edeceğiz? Tabii oldukça uzun bir değerlendirme oldu bu. Dolayısıyla bu araştırmayı rapor ederken daha önce bizim çoklu regresyonu açıklamak için kullandığımız tablolardaki bazı yorumları da buraya getirmek gerekecek. Hatta bazı tanımlayıcı istatistikleri de belki ayrı tablo olarak vermek gerekecek. Ben burada bunları yapmadım ama önceki slaytlardan kuşkusuz yararlanılabilir. Bunlar yapıldıktan sonra çoklu regresyonun özet tablosunu vermemiz gerekiyor. Bu tablolar buradaki sayılar daha önceki tablolardan alındı. Dolayısıyla örneğin model 1'deki 134-14 nereden geliyor derseniz daha önceki modellere gidip bu sayıları görebilirsiniz. Burada iki model test etmiştik biliyorsunuz. Bir reklam bütçesinin albüm satışlarına etkisi, bir de diğer 3 reklam bütçesiyle birlikte diğer 2 değişkenin albüm satışlarına etkisi. Daha önce
basit doğrusal regresyonda gördüğümüz gibi model 1'i özetliyoruz. Gördüğünüz gibi beta değeri var ve regresyon katsayısı var ki istatistiksel açıdan anlamlı 0,58 olarak. İkinci modelde ise 3 farklı tahmin değişkeninin beta değerleri, standart hataları ve regresyon katsayıları verilmiş durumda. Ki regresyon katsayıları da hepsi istatistiksel açıdan anlamlı. Grup cazibesi nispeten diğerlerinden daha azını açıklıyor varyasyonun. Model için birinci model varyasyonun %34'ünü açıklıyor. Ki istatistiksel açıdan anlamlı. İkinci model ise ekstradan bir %33 daha açıklıyor. Yani iki bağımsız değişkenin eklenmesiyle birlikte. Bu da gene istatistiksel açıdan anlamlı. Tablolarda gördüğümüz gibi buradan eğer çıkarımsal bir formül kurmak gerekiyorsa bu katsayılardan yararlanarak beta değerlerinden her iki model içinde regresyon formüllerini oluşturmamız mümkün. Özet olarak bugünkü dersimizde parametrik testlerden çeşitli varyans analizlerini inceledik. Korelasyon testine baktık ve basit doğrusal regresyonla çoklu regresyon testlerini gördük. Böylece belli başlı parametrik testleri incelemiş olduk. Parametrik testler kuşkusuz bizim burada işlediklerimizle sınırlı değil. Daha önce de söylediğim gibi örneğin lojistik regresyona biz değinmedik. Aynı şekilde varyans analizi ile ilgili örneklerimizi de çoğaltmak mümkün, özellikle deneysel araştırmalar için. Bir sonraki dersimizin konusu parametrik olmayan istatistiksel testler. Yani normal dağılıma uygun olmayan, aralıklı ya da oranlı ölçüm düzeyinde toplanmamış veriler için kullanılabilecek testler.